güzel. Bayıldım. Kaptan, ben şimdi nasıl bırakıp gideceğim buraları ya? Gitme. Kal biraz daha. Keşke. Ama gitmem lazım, çekimler var. Aslı yarın yollarda. Unutma bizi. Unutulacak gibi değil ki. Değirmen eski mi? Eski. Güzel de bir hikayesi var. Gel. Bak Aslıcan. Bir zamanlar bu değirmende Vasil diye bir adam yaşarmış. Kızı Antula ile beraber bütün kasabanın hamurunu onu tedarik ederlermiş. Kızı Antula o kadar güzelmiş ki. Bu Ege kasabalarında ona aşık olmayan adam yokmuş. O kadar güzel yani. Ama Antula'nın gönlü süngerci, bozukları Mustafa'da. Mustafa da denizci adam, süngerci. Nisan'da bir çıkıyorlar, Ekim'e kadar yok adam. Tam o sırada Yunan Harbi patlak veriyor. Yunan Harbi patlak verince komşu komşuya düşman olmuş. Birkaç tane serseri, Antula'da gözü var onların, bunu fırsat bilip Vasil'e saldırmışlar. Vasil'i kesmişler. Kızı Antula'yı da tecavüz etmişler. Bozukları Mustafa süngerden döndüğünde öğrenmiş. Delirmiş adam. Bu serserileri tek tek yakalamış. Birbirlerine bağlamış koyun gibi hayvanları iple böyle. Bu değirmenin içine getirmiş. Bu incir ağacının dibinde adamları tek tek kör bıçakla gırtlaklarından kesmiş. Ay sen niye bana böyle korkunç hikayeler anlatıyorsun bana ya? Şaka yaptım ya. Azıcık dedim hani ortam böyle efsane, masal gibi anlatıvereyim dedim. Şaka. Evet. Ben tanıdım Vasil amcayı. 93 yaşına kadar yaşadı adam ya. Mübarek bir adamdı. O savaş yıllarında bile savaş babaş kıtlık dememiş. Elinde ne kadar buğday, ne kadar ekmek varsa dağıtmış insanlara. Evliya gibi adam ya. Bu incir ağacı da öldükten sonra çıktı. İnsanlar onun uğruna inanıyor. Geliyorlar böyle çaputlar falan bağlayıp dilekler diliyorlar. Nasıl bir adamsın sen ya? Vallahi benden daha iyi oyuncu çıktın ha. Ünlü yap beni Aslıcan. Kurtar beni bu hayattan. Asıl sen beni kurtar o hayattan Salos. Tut bakayım şunu. Ne oldun? Ne oldu? Ne olabilir? Dilek dileyecek. Evet ya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi. Bu da benden. Kalimera! Merhaba, merhaba! Kalispera Safer. Ella bre, ella, ella. Hadi gel. Madam. Evet, tanıştırayım. Aslıcan. Madam Antula. Antula, değirmencinin kızı. Evet. Merhaba kızım, Copella mu? Merhaba. Hadi gelin kahve içelim. Kahve içelim mi? Zahmet olmazsa içerim. Hadi efendim. Hadi. Hadi. Safer, i Copella ne poli omorfi. Roseke, mi sexy figli. Aman queríamos. Αφού είναι σαν διάβολος. Θα το καταλάβει. Ne konuşuyorsunuz ya? Ya diyor ki dizilerden daha güzelmiş diyor. Ha, teşekkürler. Gel. Buyurun, buyurun, buyurun. İnanmıyorum ya. Nereden biliyordun doğum günüm olduğunu? Şimdi sonra da dedin ya, 3 gün sonra 30'uma gireceğim ya. Nice yaslara kızım. Coppella mu? Granta pola. Çok teşekkür ederim Antula'm. Çok sağ olun. Biz bir şey yapmadık. Safer yaptı. Yok canım, ne olacak ya? İki günde ancak bu kadar oldu. İyi günlerde kullan. Sen var ya sen. Bozukların Mustafa. Ya çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Ya Aslıcığım, biz de ancak bir hediye alabildik ama. Olsun aşkım. İnşallah beğenirsin. Güle güle kullan. Sağ olun arkadaşlar. Düşünmeniz yeter. Şekerim, naçizane bu da benden. İlk baskılardan biri. İyi okumalar. Hocam çok teşekkür. Hocam imzalamışsın ya. Çok teşekkür ederim. Canım. Aslı bu da benden.
Hatunlar telefon ekranından böyle kaş makyaj düzeltiyorlar. Deliriyorum. Buradan bak. Tamam. Oldu. Çok güzelmiş. Of. Ya ben hediyeni kayıkta unuttum be. Hiç de sevmem böyle şeyi. Metin. Alamayla mı abime? Hayır. Ben gitmeden tekneyle de vedalaşmak istiyorum. O zaman alsam olur değil mi? Olur tabii. Olur. Hadi bakalım. Aslı'nın yeni yaşına. Hadi koca yaptı. Abla ne gelmiş? Ne gelmiş? Doğum günü kızı. Al bakalım. İnanmıyorum ya. Kaptan zaten bin tane şey yaptın benim için. Aslıcan bugün senin doğum günün ya. Deme böyle şeyler. Aç bakalım beğenecek misin? Fil kulağı süngeri. Rahmetli babam çıkarmıştı. Çok büyük hatırası var artık senin. Sen şimdi denizci oldun ya. Kabuğu sana devrediyorsun. Denizleri özledikçe böyle... Kara pullu balıkları, mavi deryaları. Seni. Ya beni de. Bunu ıslatacaksın, koklayacaksın. Deniz kokar, bu çıkmaz o koku. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Kaç oldu saat? Ne işin var saatle ya? Zaten gideceksin. Kaç olmuşsa olmuş. Boş ver, hadi çek. Radyoyu da bir kurcala. Sende ne el var ya? Bak en sevdiğim şarkılardan birini buldun. Vallahi. Vallahi. Yati, 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 yati. Ne diyor? Avrota trenna inamisis abitano. Yine girisiz. Görünmeyen trenler gibi hatıralar diyor. Yani hatıralar artık çok uzak. Ama sen şimdi gittin. Seni beklemek, gelmeyecek trenleri beklemek gibisin de bir şey. Vay be. Hiç böyle sevdin mi? Nasıl? Gelmeyecek trenleri bekler gibi. Bilmem. Aa, ne ketumsun ya, söylesene. Aa, niye canım? Ben sana sorsam sen her şeyi söyleyecek misin? Söyleyeceğim tabii. İlk kimi öptün? İlk 7 yaşında sıra arkadaşımı öpmüştüm ben. Sen? Ben 17 yaşındayken turist bir karıyı öptüm. Daha doğrusu kadın beni öpmüştü. Şöyle, rahmetli babamla kayıktaydık. Tartıştık, ben aşağı indim, geldi kadın. Arıyor hengeri mengeri dedi. Ben hangeri anladım onu. Yok hangeri mengeri deyince gülmeye başladı. Anam bir yapıştı bana. İsveçli miydi neydi? İbrahimovic gibi karı, kapı gibi kurtaramıyorum da kendimi çocuğu. Lumbor ağzına sıkıştık kaldık, ahtapot gibi.